Kadına yönelik şiddet neden engellenemiyor? Soru tek ama yanısı o kadar çok ki. İşte en çarpıcılarından bir tanesi. Kadınlara verilen koruma polislerinin masrafları bile inanması güç bir şekilde karşılanıyor. Aslında kadın özel bir işçi tutmuş gibi. Yol örneğin uzak bir yolsa daha fazla para ödüyor. Nasıl mesela bir işçi çalışırken ona yevmiye ödenir? Böyle. Şiddetten kaçıyor, hayatta kalmak için çırpınıyorlar. Ama koruma altında bile maddi sorunlardan kurtulamıyorlar. Kadınlar koruma istediğinde ve kendilerine bir koruma polisi tahsis edildiğinde onların yevmiyesini ve aynı şekilde yol masraflarını ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla ne yazık ki doğru ve yasal olarak bu şekilde işliyor. Hemen her gün en az bir kadın erkek terörüne kurban gidiyor. Hemcinseliyle aynı kaderi paylaşmak istemeyenler koruma talep ediyor ancak onlar da çıkacak faturanın hesabını yapmak zorunda kalıyor. Yemek parası, yol parası benim bildiğim kadarıyla yevmiye şeklinde hem öğlen hem akşam yemeğini ödemek zorunda kalabiliyor. Yani bu masraf da artıyor aslında yani. Kadın ihtiyacı arttıkça masraf da artıyor. Neredeyse kadınlara gidin kendi korumanızı kendin bulun demek. Üstelik yakın korumalar arasında kendini her zaman yakın olmak zorunda hissetmeyenler de var. Yani gerçeklik olarak zaten kadının sürekli kapısının önünde bekleyen bir polis olmuyor. Gelen polisler kadına şunu diyebiliyor: biz sürekli senime geleceğiz. Bu korumalar kağıt üzerinde kalıyor. Sonunda kadınlar hep aynı soruyla başvuruyor derneklere. Şunu söylüyorlar: ölmek mi zorundayız?